Merhaba, T24'teyiz. T24'tesiniz daha doğrusu. Suriye'deki gelişmeleri, askeri harekatla ilgili gelişmeleri sizlere farklı açılardan değerlendirmeye devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oğuzkan Salıcı konuğum. Oğuz Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi geçen gün kendi sosyal medya hesabımdan da paylaştım. Aklıma takılan bir soru var. Ben sona bırakmadan başta onunla başlayayım. Diğer gelişmeleri de sizinle değerlendireceğim ama. Şimdi CHP'nin düzenlediği Suriye ile ilgili konferans İstanbul'da düzenledi. Gerçekten çok önemli bir adımdı. Hem Suriye politikaları konusunda CHP'nin de adım atması hem de ileri bir adım atması, farklı çözüm önerileriyle, farklı görüşlerle gelmesi, bunları bir araya getirmesi çok çok önemliydi. Bu konferansı düzenlediniz CHP olarak. Çok büyük de destek gördünüz. Ve 2 hafta sonra hükümetin Suriye politikasının bir parçası olduğunuz durumu çıktı ortaya. Çünkü tezkereye evet dedi CHP. Bu çokça eleştirildi. Özellikle Kürtler tarafından. Ama diğer sivil toplum örgütleri tarafından da ya da bağımsız kuruluşlar ya da analistler pek çok gazeteci tarafından. Neden böyle yaptınız? Yani gerekli miydi hükümetin Suriye politikasının peşinden gitmek ya da onların bu siyasetinin bir parçası olmak? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Suriye'de iç savaş başladığından beri uygulamış olduğu siyaseti, dış politikayı gerek Davutoğlu döneminde, gerek Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, gerek Cumhurbaşkanlığı döneminde. Herhalde en sert eleştiren ve çözüm önerilerini de ortaya koyarak eleştiren tek parti Cumhuriyet Halk Partisi. İlk başta kimse böyle düşünmüyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eleştirileri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmış olduğu önerilerin doğru çıktığı görüldükçe Suriye politikasında 4 milyona yakın göçmen, mülteci ne dersek diyelim Türkiye'ye gelip de bizim onları ağırlama ihtiyacımız ortaya çıktığında sokaktaki vatandaştan siyasetin en üst noktasındaki kişilere, aktörlere kadar herkes bu işte bir yanlışlık olduğunu gördü. Ama ortada şöyle bir durum var. Birincisi bu tezkere bir önceki yıl çıkarılmış olan tezkerenin devamı olan bir tezkere. Yani rutin bir tezkere. Adalet ve Kalkınma Partisi bunu 31 Ekim gününe kadar süresi olmasına rağmen bu harekatın hemen öncesine denk getirdi. Tam da şu söylemiş olduğunuz algı ortaya çıksın diye. İkinci bir nokta, bizim orada Suriye'de Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekat bölgelerinde ve Irak'ta askerimiz var, siviller var. Yani orada sağlık hizmeti veren, orada eğitim oradaki insanlara, oradaki çocuklara eğitim vermeye çalışan, orada daha iyi insani koşullar oluşsun diye çalışan sivillerimiz var. Tezkerenin geçmemesi ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu tezkerede farklı bir tavır alması ve o askerlerin Türkiye'ye dönmesi durumunda şu ana kadar yürütülmüş olan yanlış politikanın üzerine başka bir yanlışlığın da ortaya konması durumu söz konusu olacaktı. Özellikle bizim askerlerimizin can güvenliği ve oradaki sivillerin Suriye'de ve Irak'taki sivillere yapmış oldukları hizmetlerin de aksaması yönünden. Yoksa biz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yürütmüş olduğu Suriye politikasını tezkereye evet dediğimiz gün de eleştirdik. Mecliste grup başkan vekillerimiz, ertesi gün genel başkanımız, parti sözcülerimiz düzenli olarak bu eleştirileri yapıyoruz ve bu eleştirilere haklılık payını da toplum artık kabul ediyor zaten. Şimdi aslında Genel Başkanınız Kemal Kılıçdaroğlu önemli bir iş yaptı ve önemli sorular sormuştu, yöneltmişti hükümete yönelik olarak bu operasyon ve operasyon amaçlarıyla ilgili olarak. Şimdi bazı yorumlar şöyle geldi ya da soru işaretleri şurada yoğunlaştı. Yani neden bu sorulara tam net bir yanıt almadan CHP bu işe bir şekilde bu tezkereye biraz önce anlattığınız nedenler var ama yine de evet dedi. Yani bu soruların kesin cevaplarını, net cevaplarını, somut cevaplarını almayı bekleyip ve bunları kamuoyundan doğru paylaşıp doğru bir iletişim ağı kurarak tezkere meselesine geçilseydi çok daha iyi olmayacak mıydı? Şirin Hanım, biz 17 yıldır soru soruyoruz. Hangi soruya doğru düzgün cevap aldık? Hiçbir sorumuza doğru düzgün cevap almıyoruz. Türkiye şu anda ağır bir ekonomik kriz altında. Bu ekonomik krizin ortadan kaldırılması, vatandaşın daha iyi bir hayat standartına sahip olması için geçen sene Ağustos'ta biz 13 maddelik öneri paketi yayınladık. Dedi ki gelin meclisten bunların geçirilmesine ihtiyaç varsa parlamentoda destek verelim size. Sonuçta ülkemiz ekonomik krizden çıksın. Ne yaptılar? Görmezden geldiler. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin normal tarzı budur.
Genel Başkanımız kürsüden 7 tane soru sordu. Bu sorulara cevap verilsin, ondan sonra bir adım atalım. Bu çok hayalci bir yaklaşım olur. Bizim parlamentoda yasal milletvekillerinin hakları çerçevesinde sormuş olduğumuz sorularca cevap verilmiyor. Geçen günlerde bu da açıklandı. Şu ana kadar milletvekillerinin farklı siyasi partilerden sormuş oldukları sorulara verilen cevap oranı %7 civarında. Şimdi böyle bir ortamda parti devletine dönmüş Türkiye. Yani bunlar lüks tartışmalara dönüşüyor. Her şeyin Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından belirlendiği ya da belirlenmeye çalışıldığı bir dönemdeyiz. Mecliste bypass edilmeye çalışılıyor. Dolayısıyla o 7 soruya cevap verselerdi ondan sonra herhalde birkaç sene geçerdi yani. Peki sonrasında yeterli bir bilgi akışı size sağlandığını düşünüyor musunuz? Mesela Mevlüt Çavuşoğlu bilgilendirdi zannediyorum, bir briefing verdi. Onda siz de vardınız, bizzat siz vardınız. Hükümetten ne yapmak istedikleri, ne yapacakları, bugüne kadar ne yaptıkları, Hulusi Akar'ın, pardon yanlış söyledim, Mevlüt Çavuşoğlu değil, Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın verdiği briefingde. Yani ne yapacak? Mesela dün Soli Özel'le burada program yaptık. Soli Özel diyor ki, dedi ki şu yorumu yaptı. Ben de katılıyorum. Bu operasyonun bir stratejisi yok. Nereye varılmaya çalışılıyor? Nasıl bir strateji adım adım götürülüyor? Hükümet çok başarılıyız açıklamaları yapıyor ama bunun temeli nasıl, sağlam hangi somut verilere oturuyor? Siz mesela Hulusi Akar'ın söylediğinden, anlattıklarından tatmin oldunuz mu? Neler söyledi ve sizin aklınızda kalan soru işaretleri var mı? Öncelikle şunu söyleyeyim. Şimdi Türkiye sınır ötesinde bir operasyon yapıyorsa ya da Türkiye önemli bir dış politikada karar verme eşiğindeyse normalde yapılması gereken şey nedir? Bizim devlet geleneğimiz neyi gerektirir? İktidar partisi diğer siyasi partilere, ana muhalefet partisi başta olmak üzere bilgi verir. Onların görüşlerini alır. Cumhurbaşkanı tarafsız olur. Cumhurbaşkanı liderleri çağırır. Bir görüşme yapar. Onların görüşlerini alır. Ve bu politikanın bir devlet politikasına dönüşmesini, yani iktidarın elinde olan bazı bilgilerin muhalefetle paylaşılmasını, diğer devlet kurumlarında olan bazı bilgilerin diğer siyasi partilerle paylaşılmasını sağlar. Avrupa Birliği meselesi böyle bir meseledir. Bir devlet politikasına dönüşmüştür. Cumhuriyet Halk Partisi 1963 yılında altına imza attığı Ankara Anlaşması'nın arkasında durmaktadır. Kıbrıs böyle bir meseledir. Ama Suriye meselesi hiç böyle bir mesele olmadı. Daha doğrusu Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde dış politika konuları Türkiye'nin birliği bütünlüğü içinde hareket edilmesi gereken bir mesele olarak algılanmadı. Seçim meydanlarında başka ülkelerin siyasi partilerine, siyasi liderlerine cevap verilen, onların isimlerinin zikredildiği meydanlarda yuhalatıldığı bir iç politika malzemesine dönüştü. Şimdi benzer bir durum maalesef Suriye politikasında da yürüyor. Olması gereken şuydu. Meclise bilgi verilir. Gerekiyorsa kapalı oturum yapılır. Kapalı oturumda milletvekilleri bu konudan haberdar olur. Türkiye'nin buradaki siyasi hedefleri nedir? Bu siyasi hedeflere nasıl ulaşmayı planlıyor? Can kaybı nasıl engellenecek? Sivil ölümler nasıl engellenecek? Ya da stratejik olarak ihtiyaç duyulan bilgiler nedir? Bunlar verilirdi. Sayın Hulusi Akar'ın genel başkanımıza gelip bilgi verme talebi kıymetli midir? Evet kıymetlidir. Geç kalmıştır. Öncelikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin il başkanlarına bilgi verdi biliyorsunuz Sayın Bakan. Sonra döndü, diğer siyasi partileri, MHP'yi, İYİ Parti'yi, Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyaret etmeye başladı. Ülke bir parti devletine döndü derken, tam Suriye'de yürütülen bu kritik, herkesin aslında eleştirisi olsa da olmasa da, can güvenliğinin, Türkiye'nin sınır güvenliğinin, terörle mücadelesinin sağlanması gerektiği konusunda hemfikir olduğu bir dönemde, böyle bir dönemde bütünleştirici işler yapılması gerekir. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi bir devlet yönetme refleksinden uzaklaşmış durumda, parti yönetir gibi devleti yönetmeye çalışan bir anlayış içinde. Dolayısıyla eleştirilebilecek çok fazla şey var. Biz de bu eleştirileri yapıyoruz. Peki ben şunu somut olarak anlamak istiyorum seyircilerimiz adına da. Size ulaştıklarını söyledikleri başarı nedir? Yani somut olarak biz çok başarılıyız diyorlar ya, operasyon çok başarılı gidiyor diye. Şu anda sağlanan başarı nedir? Mesela YPG topyekun bitirildi mi? Hedeflerimize ulaşıyoruz deniliyor. Hangi hedeflere ulaşıldı? Ama ortada mesela IŞİD militanları, IŞİD üyeleri, örgüt üyeleri, teröristleri meselesi var. Bunlar konusunda bir planları var mı? Bundan sonrası nasıl devam edecek? Amerika'nın tutumu belli. Suriye ordusu, işte bugün Rusya'da açıkladı, sınırda artık Suriye ordusu var. Nasıl olacak bu işler? Yani bunlarda size somut bilgiler verdi mi? Hangi somut bilgileri alabildiniz?
Hulusi Akar'dan. Hulusi Akar'ın ziyareti sırasında Hulusi Bey bir heyetle geldi. Cumhuriyet Halk Partisi de bir heyetle karşıladı Sayın Akar'ı. Orada bu söylemiş olduğunuz başlıklara girilmedi. Yani ben görüşmenin bütün detaylarını anlatacak değilim ama şunu ifade etmekte fayda var. Dikkatli bir gazete okuru, dikkatli bir dış politika gözüyle meselelere bakan bir kişinin bildiğinden, gördüğünden daha fazla bir şey yok ortada aslında. Yani bizim de sormuş olduğumuz bazı sorular var. Özellikle bu sürecin diplomatik olarak nasıl yönetildiği ile ilgili ya da diplomatik olarak iyi yönetilmediğine dair sorularımız oldu. Gözlemlerimiz var. Bu gözlemleri paylaştık. Ama bunlarla ilgili çok teferruatlı, dört başı mamur bir görüşme olmuş değil. İşte toplamda bir saatlik falan bir görüşme oldu. Hulusi Akar işin safahatını anlattı. Neden bu noktaya gelindiğini ve bu noktadaki bazı detayları paylaştı. Ama bizim için hala soru işaretleri devam ediyor. Bugün Dışişleri Bakanlığı'nın mecliste bir konuşması olacak. Mevlüt Çavuşoğlu'nun. Onu da merakla bekliyoruz. Bakalım ne diyecek. Operasyon başladı. Üzerinden bir çok gün geçti. Operasyon başladığındaki denklem birkaç kez değişti sahada ve şu anda Dışişleri Bakanı bilgi verecek. Bakalım nasıl bilgi verecek? Şimdi dün Soli Özel'le konuşmamızda çok önemli bir unsuru konuştuk. Dün de bayağı dikkat çekti. Ben de size bu konudaki fikirlerinizi, analizinizi sormak isterim. Şimdi TSK, Türk Silahlı Kuvvetleri bu operasyonda, bu askeri harekatta Özgür Suriye Ordusu'ydu eski adı. Şimdi Milli Ordu olarak değiştirildi. Suriye Milli Ordusu deniliyor. Onlarla birlikte bu operasyonu yürütüyor. Ve Soli Özel şunun altını çizdi. ÖSO'nun, çünkü bunlar cihatçı gruplardan oluşuluyor. Türkiye tarafından eğitildiler, bir şekilde bir araya getirildiler, farklı gruplar. Evet, IŞİD kadar belki gaddar değiller ama dedi Soli Özel, yine de bunlar cihatçı ve geçmişleri çok da parlak olmayan, sicilleri çok da parlak olmayan örgütler. Yarın o bir gün alanda bunlar kendi başlarına bir takım kararlar alıp da bir takım istenmeyen uygulamalar, manzaralar ortaya çıkarsa ya da kontrol dışına çıkarlarsa bunun faturası uluslararası kamuoyu tarafından Türkiye'ye kesilecektir. Bu ortaklık tehlikeli sonuçlar doğuran bir ortaklıktır dedi. Bu görüşe katılıyor musunuz? Bu konuda görüşmeleriniz oldu mu ya da sizin CHP olarak bu konudaki tavrınız ve açıklamanız nedir? Şimdi Suriye politikasında şu ana kadar birçok yanlış bir arada yapıldı. Biliyorsunuz bir eğit donat faaliyeti yürütüldü. Silah verilip de Suriye'ye girenlerin bir kısmı birkaç hafta içinde farklı siyasi örgütlere katıldılar. Bizim terörist olarak gördüğümüz örgütlere katıldılar. Onun dışında bir ÖSO ortaya çıktı. ÖSO'nun kompozisyonu çok tartışıldı. İçinde kimlerin olduğu, ne yaptığı çok tartışıldı. Burada birinci elden bağlayan bizim oradaki Mehmetçiğimiz. Dolayısıyla bizim ordumuzun ne yaptığı, Mehmetçiğin orada ne yaptığı, nasıl bir siyasi hedefe yürüdüğü ve bu siyasi hedefle alakalı nasıl bir strateji izlendiği. Dolayısıyla ÖSO ya da şimdiki adıyla Suriye Milli Ordusu bu yapıların nasıl oluştuğuyla ilgili, yürüdüğüyle ilgili çok detaylı bilgiye sahip değiliz. Kamuoyu da bu konuda çok detaylı bilgiye sahip değil. Bunlar devletin yetkili kurumları tarafından, bakanlıklar tarafından açıklıkla ifade edilmiş şeyler değil. Askerimize yardımcı olduklarına dair bilginin ötesinde bir bilgi resmi kanallarda paylaşılmıyor. Şimdi bu ortada birçok şeyi, şüpheyi doğuruyor mu? Evet doğuruyor. Birçok şaibeyi doğuruyor mu? Doğuruyor. Ortada dolaşan bir sürü iddia var. Bu iddiaların temelli olup olmadıklarıyla ilgili bir cevap da alamama durumundayız. Dolayısıyla bundan dolayı bizim de kafamızda soru işaretleri var. Yani ÖSO'yla ilgili de sorularınıza cevap alamıyorsunuz. Bunların normalde bilgilendirilmesi gerekir herhalde değil mi? Şu kadar cihatçı grup ya da şu kadar silahlı grup ya da şu kadar eğittiğimiz grup ve bunların kimliği, oluşumu şöyledir diye bir rapor gerek MİT'ten, gerek askeri kaynaklardan, gerek iktidardan verilmesi gerekir mi ana muhalefet partisine? Yani bu bilgi akışınız yok mudur? Tabii bu Hulusi Akar'la yapılan görüşmede gündeme gelmedi. Ama bu konu mecliste milletvekillerimiz tarafından defalarca soruldu. Araştırma önergeleri verildi ve araştırma önergeleri istikrarlı bir şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekilleri tarafından reddedildi. Bu tür konular meclis üzerinden araştırılırsa güvenli bir bilgi hem kamuoyuyla hem mecliste paylaşılmış olur. Çünkü siyasi iktidar bu tür konularda bilgi vermeme konusunda uzmanlaşmış durumda.
Şimdi bundan sonraki stratejileri konuştuk. Siz de değindiniz biraz önce. Şimdi bir kere Kürtlerle yani SDG ile Suriye Demokratik Güçleri ile Suriye'nin kuzeyini şu ana kadar kontrol altında bulunduran Suriye ordusu işbirliği yapma kararı aldılar ve bu diyaloğu da, bu anlaşmayı da sağlayan Rusya, Lavrov da bunu açıkladı ve Suriye ordusu zaten kendi birliklerinin sayısı azdı. SDG'den de destek alarak bugün sınırı onlar koruyacaklar. Dolayısıyla karşımızda artık Suriye ordusunun birlikleri var diyebiliriz. Diğer taraftan Amerika'nın işte yaptırımları söz konusu. Amerika'dan ve Avrupa Birliği'nden çok ciddi uyarılar geliyor Türkiye'ye. Hem sivillerle ilişkili olarak hem normal devam eden operasyonla ilişkili olarak. Nasıl görüyorsunuz? Sizin CHP olarak bu noktadan sonra stratejiniz ne olacaktır? Nasıl bir tavır ve bir siyaset ortaya koyacaksınız? Şimdi bizim baştan beri stratejimiz şu. Onu ifade edeyim çünkü bundan sonraki stratejimiz de olacak. Biz birincisi Suriye'nin toprak bütünlüğünü baştan beri savunuyoruz. Suriye'nin parçalanmasının, Suriye'deki parçalanmasının bölgeye çok büyük sıkıntılar yaratacağını ifade ediyoruz. Suriye'deki iç savaşın bir an önce bitirilmesi gerektiğini, Suriye'de de bir demokratik rejimin ortaya çıkması gerektiğini açıklıkla ifade ediyoruz. Bu konularda ilk girişimlerde Cumhuriyet Halk Partisi bulundu. Milletvekillerimiz oradaki muhalefet gruplarıyla da gitti görüştü. Esad yönetimiyle de gitti görüştü. O zaman da biz biliyorsunuz farklı türden suçlamalara maruz kaldık. Şimdi bizim bu konudaki bakışımız değişmedi. Türkiye'nin sınır güvenliğinin sağlanmasına ihtiyaç var mı? Evet var. Terörist sızmasının ortadan kaldırılmasına ihtiyaç var mı? Evet var. Bunun için karşı tarafta, Suriye tarafında bir hükümetin ülkenin tamamında egemen olan Birleşmiş Milletler tarafından tanınan ve kendi demokratik mekanizmalarını kurmuş, o ülkede yaşayan herkesin görüşlerinin bir şekilde yönetime yansıdığı ya da ülke yönetimine yansıdığı bir yapının ortaya çıkmasından biz mutluluk duyuyoruz. Mutluluk duyarız. Ama şu ana kadar böyle bir durum ortaya çıktı mı? Hayır, çıkmadı. Şu son söylemiş olduğunuz bir iki gün içinde olan gelişmeler işte PYD'nin, SDG'nin Şam yönetimiyle anlaştığı, Rusya'nın da buna arabuluculuk yaptığı yönündeki gelişmeler, eğer bu söylemiş olduğumuz çerçeveye uygun bir şekilde yürürse biz bunu makul karşılarız. Eğer yeni bir çatışmanın başlangıcına dönüşürse o zaman zaten tekrardan başa dönüşürüz. Sizin için hemen kısa bunu sorayım, sonra başka bir soruya gideceğim ama sizin için şu anda çatışma riski ya da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yani sınır ötesindeki Türk askerinin ni risk içinde bırakabilecek bir durum söz konusu mu? Tehlikeli bir durum oluştuğunu düşünüyor musunuz bu son gelişmeler ışığında? Şöyle şehitlerimiz geliyor bir yandan. Öbür taraftan sivil can kayıpları var. Türkiye sınırlarının içinde de sivil can kayıpları var. Dolayısıyla ortada riskli bir durum olduğu kesin. Bu riskin yönetilebilir, daha az can kaybı ya da mümkünse hiç can kaybına neden olmadan yürütülebilecek bir süreci biz tercih ederdik. Biz her zaman diplomasiyi tercih ettik. Sahada operasyon yapmak hiçbir zaman birinci tercih olmadı Cumhuriyet Halk Partisi için. Ya da bunu onaylamak hiçbir zaman birinci tercih olmadı. Diplomatik yollardan çözülebilecek bir meseleyi mümkün olduğunca diplomasiyi zorlayarak yürütme ihtiyacı duydu Cumhuriyet Halk Partisi. Ama sahadaki koşullar sürekli değişiyor. Bundan bir hafta önce operasyon başladığında başka türlü bir tablo vardı. Ama görünen o ki Tayyip Erdoğan'la Trump telefonda konuşarak aslında devlet mekanizmasını da bypass ederek kendi aralarında konuşmuş oldukları sözlere uygun bir süreç yürütmeye çalışıyorlar. Yani bir tür zımni anlaşma var. Ama bu anlaşmanın ne kadar sürdüğünden biz haberdar değiliz. Devlet mekanizmasının da haberdar olduğundan emin değiliz. İlk başlangıçta 100-150 civarında askerini çekiyordu Amerika Birleşik Devletleri. Sonra daha fazla askerini çekmeye başladı. Ama üstüne yaptırımdan bahsetmeye başladı. Şimdi eğer bir anlaşma var ise yaptırım niye geliyor? Eğer bir diplomatik başarı varsa Türkiye dünyada niye bu kadar yalnızlaştı? Arap Birliği'nden tutun Avrupa Birliği'ne kadar. Onların dışındaki ülkelerden de bu tür birliklere dahil olmayan ülkelerden de tepkiler geliyor. Türkiye kendisini neden anlatmakta zorluk çekiyor? Bunların hepsini biz soruyoruz. Ve bunlarla ilgili de cevap bekliyoruz. Özellikle bugün Dışişleri Bakanı'ndan. Şu söyleyeceğim iki şıktan hangisine daha fazla ihtimal veriyorsunuz? A. Suriye kesinlikle ve giderek parçalanacak. B. Tam tersi Beşar Esad'ın liderliği ve bütün Suriye'nin bütünlüğü bütün dünya tarafından tanınacak ve Türkiye'de tanımak zorunda kalacak.
Tabi bu iki şık iki aşırı ucu gösteriyor. Bence bunun bir ortalaması mümkün. Yani ortalaması bizim ifade etmeye çalıştığımız şey. Suriye demokratikleşmek durumunda kendi toprak bütünlüğü çerçevesi içinde de bizimle iyi komşuluk ilişkileri içinde olan bir ülkeye dönüşmek durumunda ki bu hem Türkiye'nin hem Suriye'nin çıkarı. Peki, bir soru yine herkesin de merak ettiği bir taraftan da soruları alıyorum. YouTube kanalımızdan ve Facebook'tan canlı yayındayız. CHP bir kez daha bir heyet göndermeyi düşünür mü Beşar Esad'a? Çünkü Kemal Şu anda öyle Kılıçdaroğlu da bir demişti ki genel başkanınız Esad yönetimiyle öyle ya da böyle görüşülmeli. Diplomasi duygu tanımaz. Duygularımızın ötesine geçmeliyiz, mantıkla ilerlemeliyiz. Görüşebilir misiniz? Heyet yollayabilir misiniz? doğru ama burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin heyet göndermesinden daha kıymetli olanı Türkiye Cumhuriyeti'nin yetkili makamlarının Şam yönetimiyle görüşmeye başlaması. Çünkü sorunlarımızın bir kısmını ortadan kaldırabilecek bir yolu yürümek istiyorsak, bir yolu döşemek istiyorsak bu oradaki meşru hükümetle görüşmekten geçiyor. Birleşmiş Milletler'in tanımış olduğu hükümetle görüşmekten geçiyor. Herkesle görüşüyor Türkiye. Şam'la neden görüşmüyor? Çıkarlarımızın örtüştüğü, güvenliğimizin gerektirdiği birçok nokta var. Bunlarla ilgili neden bir görüşme yapmıyor ısrarla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yönetmiş olduğu iktidar? Şimdi biz bu soruları ısrarla soruyoruz. Yapılması gerektiğini de söylüyoruz. Ama görünen o ki bu görüşmeler gerçekleşmesin diye özel bir çaba gösteriliyor. Evet. Şimdi son iki sorum var. Birincisi, bu arada biraz önce sizin de söylediğiniz gibi Trump'ın bir sabah yaptığı açıklamalar, bir akşam yaptığı açıklamalar arasında gidip geliyoruz. Bu arada anladığımız kadarıyla Amerikan derin devleti ve Amerikan devleti içinde daha doğrusu bayağı bir kamplara ayrışmış durum var. Herkes farklı bir politika sürdürmekte Türkiye'ye ilişkin o en azından bu operasyona ilişkin olarak. İktidara ilişkin olarak Halk Bankası ile ilgili bir iddianame hazırlandı. Bugün de haberleri düştü gördüğünüz gibi. Bayağı ciddi yaptırımlar konuşuluyor. Halk Bankası'na yönelik ciddi suçlamalar var. Nasıl görüyorsunuz bu durumu? CHP olarak nasıl değerlendirdiniz ve bunun sonuçlarının ne olabileceğini düşünüyorsunuz? Ne anlama geliyor bu? Şimdi, Şimdi neden Halk Bankası bugün? evet. Öncelikle şunu söyleyeyim. Amerika'nın ya da başka bir ülkenin Türkiye'ye yaptırım uygulamaya çalışması bizim için kabul edilebilir bir şey değil. Bizim tarihimizde Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olduğu dönemlerde biz bu tür şeylerle muhatap olduk. Tehditlerle muhatap olduk. Ama o dönemde devleti yöneten, örneğin Johnson mektubu sırasında İsmet İnönü, 1974 Barış Harekatı öncesinde ve sonrasında ambargo tehditleri ve ambargoya maruz kaldığında Bülent Ecevit dönüp bu tehditlere karşı Türkiye'nin kendi politikasını kendi oluşturacağını, Türkiye'nin bağımsız bir devlet olacağını ifade eden veciz ifadelerde bulundular, liderlik örnekleri gösterdiler. Bugün durum aynı mı? Bugün durum aynı değil. Bugün iktidar tarafının aslında Trump'a şakacı dediği, nükteden bir arkadaştır kendisi dediği, yaptırım tehditlerini nükte olarak kabul ettiği, yaptırım gelince de şimdi bu işin altından nasıl kalkacağız diye düşündüğü bir süreçle karşı karşıyayız. Şimdi böyle devlet yönetilmez. Bu ciddiyetsizlik. Partinizi bile bu şekilde yönetmezsiniz. Türkiye maalesef ciddi bir karşılık vermek zorunda yaptırımlara karşı, yaptırım tehditlerine karşı ya da yaptırımlara karşı. Türkiye biz uygulamış olduğu iç siyasette, dış siyasette tartışabiliriz. Ama yurt dışından yaptırım uygulanıyor Türkiye'ye diye ya da Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarını doğrudan hedef alıyor diye buna sevinecek insanlar, sevinecek bir siyasi gelenek değiliz. Ama iktidarı şu noktayla eleştiriyoruz. Her gün meydanlarda bazı siyasi liderleri ey diye başlayan cümlelerle nasıl eleştiriyorsunuz? Nasıl bunu günlük siyasetin, Türkiye'deki iç siyasetin bir malzemesi haline getiriyorsunuz? Söz konusu olan Suudi Arabistan olduğunda, Mısır olduğunda küfrüyorsunuz. Ama söz konusu olan Amerika olduğunda şakacı oluyor, nüktedar oluyor. Şimdi böyle bir dış politika anlayışı da olmaz, böyle bir devlet yönetim anlayışı da olmaz. Türkiye şu anda açıkça yönetilemiyor. Peki bir soru ki bu uzun zamandır akıllardaki bir soruydu. Size sorma fırsatımız olacak çünkü bu konuda da hakikaten çok yorum geliyor.
Şimdi operasyon kararı alındığından beri ve tezkere meclisten geçtiğinden beri bir milliyetçi koalisyon oluştu. Çünkü İyi Parti destek verdi. İşte yani bundan önceki yerel seçimlerde ya da genel seçimlerde ortaya çıkmayan tablo bu tezkere konusunda ortaya çıktı. Tabii bu da yerel seçimlerle özellikle Ekrem İmamoğlu ile birlikte esen rüzgarı biraz tersine çevirdi. Çünkü son yerel seçimlerde biliyoruz ki Kürt seçmenlerin desteği olmasaydı, HDP'nin tavrı ve tutumu olmasaydı CHP'nin de İYİ Parti'nin de aldığı başarılar bu şekilde şekillenmeyebilirdi. Şimdi bu operasyonu hem İYİ Parti'nin hem CHP'nin evet demiş olması ya da tezkereye evet demiş olması Kürt seçmenler nezdinde de soru işaretleri uyandırmış durumda. Döndük dolaştık yine 90'lı yıllara döndük. Yorumları çok fazla yapılıyor. Birincisi bu anlamda kendinizi nasıl anlatacaksınız? Yani Kürt seçmenin aldığınız çok büyük orandaki desteğini şu an itibariyle CHP tekrardan kaybetmiş gibi görünüyor. Bunun iletişimini doğru yapmadığınız düşünülüyor. Şimdi İYİ Parti başka bir siyasi parti. Cumhuriyet Halk Partisi başka bir siyasi parti. HDP, Saadet Partisi başka bir siyasi parti. Şimdi biz bir Millet İttifakı yaptık bundan bir yıl önce genel seçimlerde. Sonra İYİ Parti'ye bir işbirliği yaptık. O işbirliğinde yerel seçimlerde HDP seçmeninden Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verenler oldu mu? Evet oldu. Teşekkür ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verip de genel seçimlerde, yerel seçimde CHP'nin adaylarına oy verenler de oldu. Benim bildiğim Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekilinin çocuklarından oy verenler oldu. Onlara da teşekkür ediyoruz. Biz o vermiş olunan oyların tamamının kıymetini, değerini biliyoruz. Ama şunu göz önünde bulundurmak lazım. Bizim aramızda parlamento zemininde farklı siyasi partilerin farklı görüşleri vardır. Ve biz bu farklı görüşleri ortadan kaldırma yönünde bir ittifak kurmuş değiliz. Yani bizim yaptığımız şey Cumhur İttifakı'nın yaptığı şey değil. Örneğin kendinizi milliyetçi bir parti olarak tanımlayacaksınız. Türkiye'nin güvenliğini birinci öncelik olarak alacaksınız. Tank palet fabrikasının Katarlara verilmesine sırf iktidar ortağı olduğunuz için ses çıkarmayacaksınız. Bu Cumhur İttifakı'nın anlayışı. Milliyetçi Hareket Partisi ile AKP'nin arasındaki anlayış. Ama İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi yani Millet İttifakı'nda bir araya gelen partilerin anlayışında böyle bir şey yok. HDP ile bu siyasi partilerin ya da HDP'nin bu siyasi partilerle ilişkilerinde de önceden tanımlanmış, belirlenmiş bir siyasi ortaklık yok. Dolayısıyla konular gündeme geldikçe parlamentoda Cumhuriyet Halk Partisi kendi tavrını alıyor, İYİ Parti kendi tavrını alıyor, başka siyasi partiler kendi tavrını alıyor. Burada önemli olan şey şu. Türkiye'nin çıkarları söz konusu olduğunda biz o çıkarı başka bir yerde görebiliriz. Başka bir siyasi partideki arkadaşımız başka bir yerde görebiliriz. Biz burada bir samimiyet testi yapıyor değiliz. Ama Türkiye'nin bir demokrasi çerçevesi içinde bir büyük uzlaşmaya ihtiyacı var mı? Evet var. Bu onun kıymetini azaltır mı? Hayır azaltmaz. Günün sonunda bizim yine bir demokrasi çerçevesi içinde bir araya gelmiş, daha önce nerede durduğum diye sorgulanmayan, kendi kimliğinden, kişiliğinden, siyasi parti duruşundan taviz vermek zorunda olmayan ama demokrasi paydasında bir araya gelmesi gereken bir duruşa ihtiyacımız var ki ben bu duruşun devam ettiği kanaatindeyim. Sezgin Tanrıkulu özellikle çok fazla eleştirinin hatta okların hedefinde hem iktidar cephesinden gelen hem işte biliyorsunuz son günlerdeki devam eden tartışmalara. Sezgin Tanrıkulu Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle insan hakları, cezaevindeki tutuklular ve bu konuda çok 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 derin çalışan, hararetle çalışan milletvekillerinden bir tanesi. Sezgin Tanrıkulu'na yönelik saldırılar konusunda ne dersiniz? Şimdi şunu söyleyeyim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi içinde FETÖ borsası lafını kim çıkardı? Adalet ve Kalkınma Partililer çıkardı. Bu tür meseleler söz konusu olduğunda partilerin içinde partinin genel merkez duruşunun dışında görüş ifade eden arkadaşlarımız olur mu? Olabilir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde de olur. Söz konusu olan Cumhuriyet Halk Partisi'nde olduğu zaman medyanın %95'ini kontrol eden havuz medyası birden o kişi kimse o kişiye karşı müthiş bir saldırı içine giriyor. Eğer bunu yapan kişi örneğin Bülent Arınç'sa, örneğin Şamil Tayyar'sa ya da örneğin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinden başka bir milletvekili ise, örneğin Mustafa Yeneroğlu'ysa kimsenin sesi çıkmıyor. Burada tam bir ikiyüzlük var. Cumhuriyet Halk Partisi kendi kurullarında kendi görüşlerini değerlendiren bir siyasi parti. Sezgin Tanrıkulu da bu siyasi partinin onurlu bir milletvekili. Farklı görüşleri olabilir, farklı görüşler ifade edebilir. Bunun bir linç girişimine maruz kalıyor olması Adalet ve Kalkınma Partisi'nin trollerin ikiyüzlüğüdür.
şeyin adıyla Bülent Arıç'ın ifadesiyle söyleyeyim, troliçelerin de saldırısına maruz kalıyor demektir. Son soru Özkan Salıcı. Şimdi tabii konuşsak çok uzun mesele ama tekrar belki başa dönerek sonunda aynı soruyla bitireyim istiyorum. Bu operasyon devam edecek ama yani bir bilinmeze de olur, devam etmesi de söz konusu mu sizce? CHP açısından sizin tamam artık diyeceğiniz bir sınır çizginiz, bir kırmızı çizginiz var mı? Ya da ne olursa bu operasyon tamamlanacak ve bundan sonrası için diplomatik temaslar ya da süreç devreye girecek. Ne kadarlık bir süre, çerçeve ve içerik planladınız ya da hükümetin önüne koydunuz CHP olarak? Şimdi bizim için birinci öncelik Mehmetçiğimizin ve vatandaşlarımızın bir şekilde can güvenliğinin sağlanması. Onun dışında Suriye'de yaşayan ya da Türkiye'de yaşayan bütün sivillerin can güvenliğinin sağlanması. Bunun ötesinde bir süre, sınır, çerçeve, olayların her gün değiştiği, ittifakların bugünden yarına hatta saatler içinde değiştiği, siyasetin sahadaki askeri operasyonların Twitter üzerinden yönetildiği bir dünya düzleminde bahsetmek çok mümkün değil. Ama biz tezkereye evet derken de eleştirerek evet dedik. Öncesinde de eleştiriyorduk. Bugün de eleştiriyoruz. Bizim Suriye politikası konusunda net, tutarlı, kendi içinde bir görüşümüz var. İktidar partisinin sürekli değişen bir pozisyonu var. Bu pozisyona, yani bizim pozisyonumuza uygun bir süreç yürütüldüğü sürece biz bunun desteklenmesini isteriz. Ama gördüğümüz kadarıyla iktidarın birinci önceliği askeri operasyon, diplomasinin daha ön planda olduğu ve rejimiyle Türkiye'nin görüşebildiği ve toprak bütünlüğünün onlarla beraber konuşulabildiği bir sürecin yürütülmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bizim genel çerçevemiz bu. Evet, Metin Feyzoğlu'nun açıklamaları sizde nasıl bir etki yarattı? Türkiye Barolar Birliği Başkanı özellikle sivil ölümleriyle ilgili olan açıklaması hukukçular arasında da büyük tartışma yarattı. Son olarak belki bunu sorarak teşekkür edeyim. Dünyanın hiçbir yerinde sivillerin hayatının kaybetmesi ile ilgili olumlu bir görüş dile getirilmez. Olumlu bir görüş dile getirenlere de olumlu bir gözle bakılmaz. Sayın Özkan Salıcı, çok teşekkür ederiz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Suriye'ye devam eden askeri harekatla ilgili olarak, Suriye politikasıyla ilgili olarak CHP'nin görüşlerini sizlere aktardı. Yorumu seyircilerimize bırakıyorum. Özkan Salıcı'ya teşekkür ediyorum ve bizi izleyenlere de.